Merhaba arkadaşlar. Üçüncü ünitemize başlamıştık. Devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeniçer Ocağı'nın kurulmasıyla başlayacağız. Yeniçer Ocağı'nın kurulmasındaki başlıklarımız Pençik ve Devşirme Sistemi, Yeniçeriler, Kapı Kulüp İadeleri, Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Devşirme Kanunu ve Kapı Kulüp Süvarilerini göreceğiz. Pençik ve Devşirme Sistemi'ne bakalım. Şimdi Osmanlı Devleti Rumeli'deki toprakları genişlemeye başlayınca doğal olarak çok daha fazla askere ihtiyaç duymaya başlıyor. Ve batı yönünde ilerleyen bir fetih dolayısıyla Anadolu'nun Türk ve Müslüman unsurlarının yanında hem Osmanlı saltanatını koruyabilecek hem de daimi olarak silah altında bulundurabilecek bir asker ocağının kurulmasına karar veriliyor. Bu amaçla da savaşlarda elde edilen erkek esirlerin 5'te 1'i ile Hristiyan halkından devşirme adı verilen sistemle yeni bir ordu kurulması planlanıyor. Bu devşirme sistemi de zaten Hristiyan halktan sadece devşirme yapılıyor. Pençik sisteminde, yani 5'te 1 dediğimiz sistemde Pençik sistemi oluyor. Bu da savaş esirlerinden alınıyor. Pençik 5'te 1 demek. Bu yüzden bu sisteme 5'te 1 adıyla Pençik sistemi deniliyor. 1. Murat döneminde de Kazasker Çandarlı Halil Paşa'nın tavsiyesiyle kurulan kapı kulu askerleri vardı. Bunlar da piyadeler ve süvariler şeklinde iki kısma ayrılıyordu. Kapı kulu piyadeleri ve acemi ocağına bakalım. Kapı kulu piyadelerinin acemi ocağında burada adı üstünde acemi ocağı, yani burada daha askerlik mesleği için bu işe yeni adım atmış olan kişiler bu işin eğitimini almaya başlıyorlar. Acemi ocağından yetişenler de Yeniçeri ocağına geçmek için aslında hazırlanıyor. Yani acemi ocağı Yeniçeri ocağına asker yetiştirmek amacıyla kurulmuş oluyor. Ve bu amaç ilk olarak Gelibolu'da kurulumu gerçekleşiyor. Acemi ocağının iki şekilde asker alımı yapılıyor. İlk olarak savaşlarda elde edilen esirlerden genellikle 18 yaşından küçük olup ruhen ve bedenen sağlıklı bulunan gençlerin 5'te 1'i vergi karşılığında devlet hizmetine alınıyor. Bu sisteme Pençik sistemi deniliyor. Kimlerden elde ediliyormuş? Savaş esirlerinden. Yani savaşta elde edilen esirlerden 5'te 1 sayısının 5'te 1'lik kısmı devlet hizmetine alındığında bu sisteme Pençik sistemi deniliyor. Diğer sistemimiz devşirme sistemi olacak. Önce Pençik sisteminden biraz bahsedelim. Pençik Farsça'da 5'te 1 anlamına geliyor. Pençik kanununa göre de Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerden aldıkları esirlerin 5'te 1 padişaha ait oluyor. Ve devlet bu esirlerin başına, her esir başına 125 akçe padişaha, 125 akçe veriyor. Devletin Pençik kanunuyla komutan ve gazilerden topladığı köle başına da 25 akçe vergi düşüyor. Yani komutan ve gaziler 25 akçe vergi vermeleri gerekiyor köleleri için. Bunun adına da Pençik resmi deniliyor. Pençik resmi altında toplanan bu esirlerden önce erkek olanları ayrılıyor. Sonra ise fiziksel anlamda herhangi bir sakatlığı, sıkıntısı bulunmayan ve ileride Yeniçeri olabilecek olan kişiler Pençik oğlanı olarak alt bir sınıfa ayrılmış oluyor. Bu Pençik oğlanlarından eli yüzü düzgün, karakteri düzgün olan kişiler ise sarayda iç oğlanı adı verilerek saray eğitimine tabi tutuluyor. Bu çok daha önemli arkadaşlar, çünkü sarayda verilen eğitim en üst düzey eğitim. Çünkü sarayda Enderun kısmında bir eğitim sistemi var. Enderun'da veriliyor eğitimler. Bunun dışında haremde kadınlar dil eğitimi olsun, musiki eğitimi olsun, birçok alanda eğitim alıyorlar. Ve bir de biliyorsunuz ki şehzade eğitimleri var. O yüzden saraya kendini atabilen kendini şanslı saymalı. Çünkü saraydaki eğitim çok çok daha iyi. Bu yüzden de saraya alınacakları için daha tipi düzgün, eli yüzü düzgün, daha sarayda bulunabilecek, aklı başına düzgün kişileri tercih ediyorlar iç oğlanı olması için. Geriye kalan diğer kişiler ise Anadolu'daki bazı Türk çiftçilerin yanına veriliyor. Belli Türk çiftçiler belirlemişler. Bu Türk çiftçilerin, tarım yapan kişilerin yanına veriliyor. Bir Yeniçeri olmadan önce hem Türk kültürünü hem İslam kültürünü burada öğrenerek kendilerini geliştiriyorlar ve kendini adapte etmeye çalışıyorlar. Bir diğer yolu devşirme sistemi demiştik acemi ocağın asker alınması için. Genellikle
Rumeli'deki Hristiyan tabağdan gerçekleşiyor bu sistem. Yani biliyoruz ki Osmanlı Devleti Rumeli'ye doğru fetih gerçekleştirdiğinde Rumeli'de kimler yaşıyordu? Hristiyan halk yaşıyordu. Bu sebeple öncelikle Hristiyan ailelerden gönüllü olarak çocuklarını vermek isteyenler varsa devşirme sistemi için öncelikle gönüllü esasıyla alınıyor. Tek çocuk yani tek erkek çocuğu olan ailelerden çocukları alınmıyor. Devşirme yapılmıyor tek erkek çocuğu olduğu için. 8 yaşın altındaki kişiler ve 20 yaşın üstündeki erkekler devşirme için alınmıyorlar. Bunlar devşirilemez. Devşirme için alınan çocuğun köyü, kazası, işte sancağı, babasının, annesinin ismi, doğum tarihi, eşkali yani tipi bir deftere yazılıyor. Geçen derslerde de söylemiştik arkadaşlar. Osmanlı'da bütün kayıtlar defterlere tutuluyordu. Tahrir adı verilen defterlere tutuluyordu. Yine bu tarz kayıtlar her şey kayıt altına alınıyor ve defterlere tutuluyor. En az 3 sene, en fazla 8 sene eğitim veriyor bu çocuklara. Ve bu eğitimlerden sonra acemi ocağına gönderiliyor. Yani uzunca bir süreçleri var bu çocukların. Önce belli şartları var biraz önce bahsettiğimiz gibi. Bu şartları gerçekleştirenler önce belli bir eğitime tabi oluyorlar. Daha sonrasında ancak acemi ocağına gönderilebiliyorlar. Acemi ocağında da dini, ilmi ve askeri eğitimlerden geçiyorlar ve eğer çıkacaksa yani eğitimini tamamladıysa çıkma veya kapıya çıkma adıyla Yeniçeri Ocağı'na alınıyorlar. Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde padişahın hizmetinde bulunması için daimi ve profesyonel bir ordu kurulmasına karar veriliyor. Bu Yeniçeri Ocağı barış zamanlarında Edirne'de ve saray çevresinde duruyor. Yani herhangi bir savaş durumu olmadığında Edirne'nin ve sarayın çevresini korumakla görevli. İstanbul'un fethinden sonra ise İstanbul'da iki tane Yeniçeri kışlası yapılıyor. Bunlardan biri Şehzade Camii civarında, diğeri ise Aksaray taraflarında yapılıyor. Yeniçeriler başlarına Börk adı verilen özel bir serpuş giyiyorlar, özel bir başlık giyiyorlar. Silah olarak da ok, yay, kılıç, hançer gibi, balta gibi aletleri kullanıyorlar. Tabi ateşli silahların ortaya çıkmasından ve savaşlarda yaygınlaşmasından sonra ise tüfek kullanmaya başlıyorlar. Yeniçeriler savaş esnasında padişahın yanında bulunuyorlar ve merkez kısımda savaşıyorlar. Önemli bir bölge oluşturuyorlar yani. Padişahın daha ziyade en yakın yakınında korumakla görevliler aslında. En yakınında bulunuyorlar her zaman. 3 ayda bir de ulufu adı verilen maaş alıyorlar. Ve askerlikten başka hiçbir iş yapmıyorlar. Yani tek görevleri, tek meslekleri askerlik. Bunun için 3 ayda bir ulufu adı verilen maaşı alıyorlar. Yeniçeri Ocağı'nın en üst komutanı yani en üstündeki kişi Yeniçeri Ağası adı veriliyor bu kişiye. Yani bütün Yeniçeri Ocağı'nın askerleri Yeniçeri Ağası'ndan soruluyor. Ona bağlı olmuş oluyor. Yeniçeri Ağası da ocakla ilgili işleri görmek için Ağa Divan adı verilen bir divan kuruyor ve ocakla ilgili davaları dinliyor. Çünkü Yeniçeri askerleri arasında çok kalabalık bir grup. Bu askerler arasında da kendi arasında bazen sorunlar çıkabiliyor, bazı karmaşıklıklar çıkabiliyor. Bu amaçla Yeniçeri Ağası Ağa Divan adı verilen bir divan toplayıp bu şekilde ocakla ilgili varsa görüşülmesi gereken meseleler veya sıkıntılar bunları çözüme kavuşturabiliyor. Gulam sistemine gelelim. Arkadaşlar gulam sistemi de Abbasiler ve Selçuklular zamanında uygulanan bir sistem. Yani Osmanlı Devleti'nde daha devşirme sistemleri uygulanmadan önce biliyorsunuz ki Osmanlı kurulmadan önce Selçuklu Devleti vardı. Ve Abbasiler ve Selçuklular döneminde gulam sistemi uygulanmış. Devşirme sistemi gibi düşünebilirsiniz. Onun atası olan bir sistem. Bu sistemde yine savaş esirlerinden seçiliyor. Biraz önce söylemiştik pençik sistem uygulanıyor. Pençik sisteminde savaş esirlerinden alınan çocuklar eğitiliyordu. Burada da yine savaş esirleri arasında seçilenler ve bazı bölgelerden, bazı yerlerden toplanan küçük yaşlıki çocuklar yeteneklerine göre Gulam Hane adı verilen merkezlere getiriliyor. Öncelikle bu çocukların ne yetenekleri olduğuna bakılıyor ve yeteneklerine göre bir yönelim gerçekleştiriliyor. En önemli gulam yetiştirme merkezi saray. Biraz önce de bahsettik zaten. Sarayda eğitim almak gerçekten çok önemli ve çok kıymetli.
Burada askeri konular gösteriliyor tabii ki ama bunun yanında devlet yönetimi ve işte devlet protokolleri, yani devlet yönetimi konusunda da siyasi konularda da burada eğitim alıyorlar. Ve gulamların çoğunluğunu Türkler oluşturuyor. Bu gulamlar halifenin veya Selçuklu sultanlarının özel muhafız ordusunu oluşturuyor. Aynı zamanda hükümdar yanında yine savaşa katılıyor ve böyle farklı bölgelerde çıkabilecek bir ayaklanma durumu olduğunda bu ayaklanmaların bastırılmasına görev alıyorlar. Şimdi biraz karşılaştırma yapacak olursak, Yeniçeri Ocağı sisteminden bahsedecek olursak nasıl bir sistemleri var? Gulam sistemiyle nasıl bir karşılaştırma yapabiliriz? Osmanlı Devleti Yeniçeri olacak kişileri, adayları belirlerken gulam sistemine göre tabii ki daha planlı bir şekilde gerçekleşiyor. Sonuçta gulam sistemi bu sistemlerin atası, yeni yapılan sistemde doğal olarak daha fazla gelişmiş bir sistem uygulanıyor. Burada devşirilen çocukların her türlü özellikleri, kişisel bilgileri devletin resmi kayıtlarına geçiriliyor. Her bilgi varsa, her ne bilgi varsa hepsi resmi anlamda devlet kayıtlarına geçiriliyor. Ve dönemin şartlarına göre profesyonel bir askeri yapıya ulaştırılan Yeniçeriler Osmanlı merkezi devlet yapısını korumak ve saltın devamlılığını sağlamakla bu yapıyı güçlendirmiş oluyor. Yani hem merkezi otoriteyi hem de saltın devamlılığını güçlendirmiş oluyor Yeniçeri Ocağı sistemi. Yeniçeriler sayesinde Osmanlı Devleti'nin hem profesyonel hem de daimi bir ordusu olmuş oluyor artık. Nitekim Yeniçeriler yine aldıkları eğitimler ve disiplinli bir eğitim sayesinde o dönemdeki diğer Türk devletleri ve Avrupa'daki ordulara göre baktığımızda askeri güç, teçhizat ve teşkilatlanma açısından diğerlerinden büyük ölçüde ayrıştığını zaten görebiliyoruz. Bunu da neye borçluyuz tabii ki? Eğitimin sıkı ve disiplinli bir şekilde olmasına borçluyuz. Osmanlı Devleti aynı zamanda yine Yeniçeriler sayesinde diğer Türk devletlerine ve Avrupa'ya karşı üstünlük, siyasi ve askeri üstünlük sağlamış oluyor. Ordu demek güç demek ki arkadaşlar. O zaman da öyle, bu zaman da böyle. Evet, Kapıkulu süvarileri. Kapıkulu süvarilerinde de süvari adı üstünde bunlar atlı birlikler arkadaşlar. Ve ben size söylemiştim bunu diğer derslerimizde de. Atlı birlikler, süvariler her zaman ordunun en önemli kısmını oluşturuyor. Çünkü adı üstünde süvari hızlı bir şekilde herhangi bir sıkıntı olduğunda ani müdahale edebiliyor. Her zaman bir yerden bir yere gitmeye hazır konumda askerler bunlar. O yüzden merkez ordusunun, yani merkez ordusu dediğimiz devletin başkentinde bulunan, padişahın yaşadığı yer, yani başkentte bulunan ve padişaha en yakın aslında asker grubu bunlar. Bunlar devletin en itibarlı atlı birlikleri. İlk zamanlarda Kapıkulu süvarileri grubuna daha ziyade devlet adamları ve kumandanların çocukları alınıyordu. Sonrasında 1. Murat döneminde devşirme sistemi de dahil olmuş bu sisteme ve sipahi ve silahlar adıyla iki bölük halinde Kapıkulu süvarileri tekrardan düzenlenmiş. Sonra ise bunlar da kendi aralarında ayrılıyorlar. Sağ ulufeciler, sol ulufeciler ile sağ galipler ve sol galipler olmak üzere toplamda 6 bölüye ayrılıyorlar. Yani tekrar sayalım. Kapıkulu süvarilerinde sipahi, silahlar, sağ ulufeciler, sol ulufeciler, sağ garipler, sol garipler olmak üzere 6 bölük haline geliyorlar. Sayıları 6'ya çıkıyor. Kapıkulu süvarileri savaş ve seferlerde hem padişahı koruyorlar, padişaha en yakın askerler, hem de padişahın silahlarını, Osmanlı sancağını ve hazinesini taşıyorlar. Tabi savaş esnasında hazine de yanlarında götürülüyor. Yeniçerilere göre Kapıkulu süvarileri daha itibarlı, daha havalı diyebiliriz bir konuma sahipler. Evet, soru kısımlarımız var. Şimdi sorularımıza geçelim. Aşağıda verilen askeri birliklerden hangisi Kapıkulu askerleri arasında yer almaz diye sormuş. Biz yer almaz olanı bulacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım. Cebeciler Kapıkulu askerleri arasında yer alıyor. Yeniçerilerden aynı şekilde. Silahtarlar, onlar da Kapıkulu askerleri grubu altında.
Topçular da aynı şekilde. Hangisi değil? Tımarlı sipahiler. Cevabımız tımarlı sipahiler olacak. Çünkü tımarlı sipahiler arkadaşlar eyalet askerleri arasında yer alıyordu. Evet, cevabımız D. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıda verilenlerden hangisi devşirme sisteminin genel özellikleri ile ilgili değildir? Bize değildir soruyor. Ona dikkat edelim. Evet, A şıkkında 8 yaş 6 ve 20 yaş üstü devşirilemez. Evet, devşirme sisteminde bu böyle bir kural vardı. Bu doğru. Ailenin tek oğlu veya dul kadın ne olur alınamaz. Evet, tek bir çocuk, erkek çocuk varsa bu aileden devşirme için çocuk alınamıyordu. Bir bölgede en fazla 40 haneden birinden bir devşirme alınırdı. Evet, böyle bir kural vardı arkadaşlar. 40 haneden birinden devşirme alınıyor. Yani gidip bütün ailelerin çocukları alınmıyordu. Bunlar da kuralların içerisinde. Devşirilecek çocukların özellikleri secere defterlerine kaydedilirdi. Evet, ne demiştik? Devletin resmi kayıtlarında belgeleri, bunlar mutlaka her türlü bilgi defterlere kaydediliyordu. Demek ki bu şıkkımız da var. Cevabımız o zaman ne olacak? Ne kaldı? C şıkkı kaldı. Yani gerektiğinde Müslüman ve Yahudi ailenin çocukları devşirilirdi. Arkadaşlar, devşirme adı üstünde. Yani değiştiriyorsun. Müslüman olanlar, Türk olanlar zaten devşirmeye gerek yok. Devşirmenin mantığı ne? Yahudilerden zaten devşirme yapılmıyor. Devşirme sadece, unutmayalım, sadece ve sadece Hristiyan ailelerden yapılıyor devşirme. Hristiyan çocuklar devşiriliyor. Yahudilerden zaten devşirme yapılmıyor. Müslümanlar da devşirmeye gerek yok. Çünkü Hristiyan çocuklar alınıp ne yapılıyordu? Ya Türk ailelerin yanına, çiftçilerin yanına verilip Türk İslam kültürü öğretiliyordu bu şekilde. Ya da saraya alınıyordu. Bu şekilde oradaki eğitimlerden geçiriliyordu. Bunu unutmayalım. Evet, cevabımız C'ydi. Evet, üçüncü sorumuz. Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında maddeleri vermiş. Bu uygulamalardan hangisi ya da hangilerinden faydalanılmıştır demiş. Şimdi Yeniçeri Ocağı kurarken nelerden faydalanmışız bakalım. Yeniçeri Ocağı'nda pençik sistemi var mıydı? Vardı. İkta sistemi, hayır, biz böyle bir şeyden bahsetmedik. İkta farklı bir şey zaten. Devşirme sistemi, evet. Nelerden faydalanılmış olanı soruyor. Birden faydalanılmış, üçten faydalanılmış. O zaman cevabımız ne olacak? D, 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuz. İyi, dikkatlice dinleyelim arkadaşlar. Osmanlı Devlet İdaresi'nin temel kurumlarından biri de kul ve devşirme sistemleridir. Her iki sistem kuruluş ve yükselme döneminde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Kul kısmı genellikle savaş esirlerinden oluşurken, devşirme sistemi Osmanlı tebaası olan Hristiyan çocukların toplanıp yetiştirilmesi esasına dayanır. Hemen altını çiziyorum. Devşirme sistemi ne demiştik? Osmanlı tebaası olan Hristiyan çocuklardan yapıldığından bahsetmiştik. Kul sisteminde ne varmış? Genellikle savaş esirlerinden oluşuyormuş kul sistemi de. Peki buna göre her iki sistemin amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Biz söylenemez olanı bulacağız. Devletin idari ve askeri hizmetlerinin yerine getirilmesi. Evet, bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Merkezi teşkilatın güçlendirilmek istenmesi. Evet, bu sistemde merkez teşkilat güçlendirilmek isteniyor. Savaşlarda güçlü ve daimi bir ordu oluşturulmak istenmesi. Zaten en önemli amacımız buydu. Gayrimüslimlerin Osmanlı yönetimine bağlılığının sağlanması. Evet, bu da önemli. Çünkü mesela geçen slaytlarda ne görmüştük arkadaşlar? Hristiyan ailelerden gönüllülük esasına göre devşirme için çocuk alınıyordu. Bu aileler aslında seve isteye, aslında isteye iste çocuklarını veriyorlar. Neden? Çünkü bir devlete, Osmanlı'nın devlet içerisine gelecek, devlet bünyesinde bir memur gibi olacağını düşünün. Asker olacak devlette. Hem maaşları iyi, hem devlete girmiş olacak. Ta o zamandan devlete girebilmek gerçekten çok önemliydi. O yüzden gayrimüslimler de bunu isteyerek yapıyorlardı ve bu şekilde Osmanlı'ya bağlılıkların artması da sağlanmış oluyordu. Ne kaldı? Balkanların tamamını İslamlaştırmak istenmesi. Arkadaşlar, böyle bir amaç yok. Yani devşirme ve kul sisteminde bu amaç doğrultusunda hareket ediliyor. Böyle bir amaç yok. O yüzden cevabımız B olacak arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuz.
Berkay 1. Murat döneminde merkez ordusu olan Kapıkulu ocakları kurulmuştur demiştir. Kutay ise Kapıkulu ocaklarının 1. devşirme sistemiyle oluşması, 2. ulufe denilen maaş alması, 3. doğrudan padişaha bağlı olmuş özelliklerine sahip olduklarını söylemiştir. Buna göre Kutay, yukarıda iddia etmiş olduğu bilgilerden hangisi ya da hangileri ile Berkay'a doğru bilgiler vermiştir. Şimdi Kutay'ın söylediklerinden Kapıkulu ocakları ile ilgili neler doğru, bunlara bakalım. Devşirme sistemi ile oluşması. Doğru mu? Doğru. Devşirme sisteminden alınıyor. Ulufe denilen maaş alınması. Evet, Kapıkulu ocaklarında 3 ayda bir ulufe adı verilen maaş alıyorlardı. Doğrudan padişaha bağlı olması. Evet, doğrudan padişaha bağlılar. Çünkü padişahın yakın korumasında var. O zaman tüm bilgiler doğru olduğuna göre cevabımız ne olacak? E olacak. Evet, son sorumuz galiba. Osmanlı askeri yapısının kurulması ve güçlenmesinde yukarıda sayılanlar uygulamalardan hangisi ya da hangilerinin katkısı olduğu söylenebilir? Bir de söylenebilir olduğunu sormuş. Hangileri vardır yani askeri yapının kurulması ve güçlenmesinde? Bir tımar sistemi denmiş. Evet, tımar sistemini geçen slaytımızda anlatmıştım zaten size. Toprakta bir tımar sahipleri, toprağa birlikleri ekip biçiyorlar. Ve bu şekilde ne yapıyorlardı? Atlı askerlerin yeme, içme, bakım ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Bu da eyaletlerdeki yani Osmanlı taşrasındaki, kasabalarındaki, küçük yerleşmelerdeki bu şekilde sistemi, askeri koruma sistemini de sağlamış oluyordu. Pençik sistemi zaten var. Bunda ordu kurulmasında bu pençik sisteminde ne yapıyorlardı? Savaştaki esirleri alıp bunu kullanıyorlardı. Son olarak devşirme sistemi. Bunda da zaten askeri sistemde bunları da yetiştiriyorlar Hristiyan çocukları. Üçü de olduğuna göre cevabımız ne olacak? Burada yine E olacak cevabımız. Evet arkadaşlar, 3. ünitemizin sonuna gelmiş olduk. Bitirdik 3. ünitemizi de. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.